Merhaba arkadaşlar, English with Erkan Hoca. Erkan Hoca ile İngilizce kanalında tekrar beraberiz. Arkadaşlar, Versant Placement Test İngilizce sınavı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Versant sınavında arkadaşlar bu videomuzda son kısmı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu son kısımla ilgili başka videolarım da var. Onları da takip edebilirsiniz. Faydalı olacağını umuyorum. Bu son kısım neydi bilmeyenler için üzerinden geçelim. Summary and Opinion kısmında bize bir parça veriliyordu. Bir essay, bir kompozisyon veriliyordu. Onu okuyorduk. Daha sonra bir kutucuğa yazar burada şunu demek istemiştir, bunu savunmuştur diyorduk. Başka bir kutucuğa da biz bu söylenenlere katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz onu yazıyorduk arkadaşlar. Kabaca böyle bir kısımdı. Bu Versant'ın son kısmıydı. Şimdi toparlarsak bakınız. Summary and Opinion kısmı, özet ve fikir beğendiğimiz kısım. Bakın az değil arkadaşlar, yaklaşık 300 kelime civarında uzunluğa sahip bir kompozisyon, bir essay bize verilecek. Bu essay'in bir giriş paragrafı, iki tane gelişme paragrafı, bir de sonuç paragrafı olacak. Biz bunu okuyacağız, inceleyeceğiz. Daha sonra sağ tarafta iki tane kutucuk göreceğiz. Bu kutucuklardan bir tanesine yazarın görüşünü yazacağız. Yani bu kompozisyonu yazan kişi şunu demiştir, şunu demek istemiştir, şunu savunmuştur gibi 25-50 kelime civarında bir şey yazmamız bekleniyor. Diğer bir kutucuğa ise arkadaşlar kendi kanaatimizi, kendi fikrimizi yazacağız, kendi görüşümüzü yazacağız. Acaba ben bu konuda ne düşünüyorum? Yazara katılıyor muyum, katılmıyor muyum? Bakın bu da en az 50 kelimelik bir şey olacak. Ve bu görev için de toplam verecek süre 18 dakikadır. Demek ilk kısımda özet yapıyorum. İkinci kısımda kendi fikrimi yazıyorum. Ama en önemli şey arkadaşlar burada diğer videolarımızda bahsetmiştik. Kendi cümlelerimizi kullanmak. Yani parafraz yapmak. Birebir oradan kopyalamıştır. Yapmamak arkadaşlar. Peki özet yapmak ne demek? Bu videomda bununla ilgili kısa bir tüyo vermeye çalışacağım. Özet yapmak ne demek arkadaşlar? Şimdi dedim ya, bize bir essay verilecek, bir kompozisyon verilecek. Bu kompozisyon bir giriş, iki tane gelişme paragrafı, bir de sonuç paragrafı olacak. Bizim özetleyebilmemiz için, yazar burada şunu demek istemişse diyebilmemiz için arkadaşlar, yani topic, konunun ne olduğunu çözmemiz lazım. Thesis, yani ana fikrin, tezin, savunulan fikrin ne olduğunu tespit edilmemiz lazım. Ve supporting, yani destekleyici fikirlerinde, yan desteklerinde neler olduğunu anlayabilmemiz lazım arkadaşlar. Bir kompozisyonun topic, yani konusu nasıl anlaşılır arkadaşlar? Genelde sık sık tekrar edilen kelimelere bakarsanız, giriş paragrafında mesela konunun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Konu bilgisayar mıdır, teknoloji midir, sağlık mıdır, sigara mıdır, gençliğin sorunları mıdır gibi sık sık tekrarlanan kelimelere bakarsanız bu kompozisyonun konusunu en azından anlayabilirsiniz. Sonra thesis arkadaşlar. Thesis ne demiştik? Tez, savunulan bir şey. Örneğin ben bir kompozisyon yazıyorum. Konusu ne? Üniversite okumanın zorlukları. O zaman giriş paragrafında şöyle bir cümle aramam lazım mesela. İşte üniversite okumanın belli başlı zorlukları vardır. Zaten bu thesis cümlesini, bu tez cümlesini, ana fikir cümlesini gördüğüm zaman bu kompozisyonun demek ki öğrencime zorluklarından bahsedecek olduğunu anlayabilirim. Şimdi bununla ilgili küçük bir tüyo. Her zaman işe yaramaz ama çoğunlukla işe yarar arkadaşlar. Thesis statement, yani tez cümlesi, ana fikir cümlesi kompozisyonun ana fikridir arkadaşlar. Thesis statement kompozisyonun ana fikir cümlesidir. Savunduğu noktadır. Örneğin işte, sigaranın sağlığa bazı zararları vardır gibi. Veyahut da spor yapmanın insana bazı fiziki ve ruhsal faydaları vardır gibi. Genelde bunu arkadaşlar biz giriş paragrafının son cümlesi olarak görebiliriz. Her zaman olmaz ama genelde giriş paragrafının son cümlesi arkadaşlar ana fikir cümlesidir. Bunu oradan yakalamaya çalışalım. Çoğunlukla işe yarar. Örneğin aynı konu üzerinden gidelim. Üniversite okuma zorluklarından bahsediyorsak biraz böyle havadan sudan bahseder. Bir iki cümle, yuvarlak cümleler yapar. Sonra giriş paragrafının son cümlesinde pat diye ana fikir arkadaşlar koyar. Der ki üniversite okumak zordur der mesela. Sonra niye zor olduğunu gelişme paragraflarından açıklar. Olay bunun gibi. Demek giriş paragrafının sonunda thesis statement'ı, yani ana fikir cümlesini bulabilirmişim. Daha sonra arkadaşlar peki destek cümleleri ne? Yani ana fikri nelerle destekliyor? Bunları da bulabilmem lazım. Ne demiştik? Elimizde
ki kompozisyonun iki tane gelişme paragrafı olacak. Dolayısıyla her gelişme paragrafının ana fikri destekleyen, onu ayakta tutan iki tane ayak gibi düşünelim. İki ayağın üzerine duran bir fikir olduğunu düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla her gelişme paragrafının ilk satırı da genelde, tabi bunun kesin diyemiyoruz, genelde arkadaşlar o paragrafın ana fikrini verir. Bunları da arkadaşlar o şekilde yakalayabiliriz. Şimdi aşağıda bir örnek üzerinden gidelim. Söylediklerimiz havada kalmasın. Bakın şöyle bir kompozisyon var elimizde. Şimdi ben şimdi hızlıca birinci paragrafa göz gezdiriyorum mesela. Size şöyle bir göz gezdiririm. Bir kere konusu ne? Birinci paragrafa hızlıca bir göz gezdirdim. Hop ne yakaladım? Computers. Demek ki burada bilgisayardan bahsediyor. Bilgisayarın iyi tarafından mı bahsediyor, kötü tarafından mı bahsediyor? Neden bahsediyor bilmiyorum. Peki topic sentence. Yani ana fikir cümlesini nerede arayacaktım? Giriş paragrafının sonunda arayacaktım. Bakalım doğru mu, uyuyor mu? Şimdi şu cümleyi okusun herkes bakalım. They are supposed to improve the quality of our lives, but they have not made it made life better. Yani bilgisayar hayatımızı kolaylaştıracaktı, kalitesini artıracaktı sözüm ona. Öyle umuluyordu ama hayatımızı kolaylaştırmadılar. Bakın ana fikir cümlesi bu. Bilgisayarlar hayatımızı kolaylaştırmıyor aslında. Demek ki şimdi ben buradan ne anlıyorum? Bu kompozisyon devamında bilgisayarın hayatımızı kolaylaştırmadığından bahsedecek. Yani bilgisayarın faydalarından bahsedecek. Hayır. Bir nevi bilgisayarın bize doğurduğu sıkıntılardan, zorluklardan, zararlarından, dezavantajlarından bahsedecek tabiri caizse. Bakın ana fikir cümlesini, ana fikir yakaladım. Bir. Sonra iki tane geç paragraf var bakın elimizde. Biz bilgisayarın nelerinden bahsetmesini bekliyoruz, zararlarından bahsetmesini bekliyoruz. Bakalım oluyor mu hakikaten? Bakın ilk geç paragrafın ilk cümlesi ne diyor? Bilgisayar çok zaman harcar. Çok zaman harcatır insana. Sonra açıyor, 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 açıyor. Şu an bana çok lazım değil. Sınavda tabi bunu okuruz ama şu an lazım değil. Bakın bilgisayarın birinci zararı bu. İkinci paragrafa bakalım. Bilgisayarlar aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri zedeliyor. Tabi bunu açıklıyor nasıl zedelediğini açıklıyor. Bakın ana fikir bilgisayar hayatımızı zorlaştırıyor. Bunun iki desteği var, iki alt başlığı var. Zaman kaybettirmesi, insan ilişkilerine zarar vermesi. Bakın işte her şeyi okumama da gerek kalmadan olayı süzdüm mü? Süzdüm arkadaşlar. Şimdi bunlar bize niye lazım arkadaşlar? Bu üç cümle bize niye lazım arkadaşlar? Dedik ki özet yapacağız. Özet yaparken bunlardan faydalanacağız. Yani hiçbir şey bilemiyorsak, hiçbir şey beceremiyorsak, İngilizce o kadar hakim değilsek, hani İngilizce bir zaman ayırmış insanlar şu parça çok güzel anlayacaklar eminim. 18 dakikada bayağı uzun bir zaman çok kolay yapacaklar ama temel İngilizce seviyesine çok sahip olmayan insanlar için özellikle bu tüyoyu vermekte yarar görüyorum. Bu cümleleri en azından alalım. En azından bu cümleler üzerinden yürüyelim. Ama bu cümleleri de aynen buraya copy paste yaparsak olur mu? Olmaz. Şimdi ilk kutucuğa ne yapacaktık? Özet yapacaktık. Şimdi mesela buraya bir özet yapmış. Bakalım özet nasıl bir özet? The order things that computers are supposed to improve the quality of our lives. Bakın giriş güzel aslında. Siz de böyle bir giriş kullanabilirsiniz. Yazar diyor ki, yazara göre bu fix kullanımdır. Bunu herkes ezberlesin bence. Play safe, sağlam oynayalım. The order things that yazara göre şu klişe lafı ezberleyelim. Herkese lazım. Konu ne olursa olsun lazım. Bilgisayarlar hayatımızı artırması, kalitesini artırması bekleniyordu. Ama hayatımızı kolaylaştırmadılar. Şimdi buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Yukarıdaki cümlenin aynısını almış. Bakın kelime kelime almış. O yüzden burada bir sıkıntı var. Böyle olmaz. He believes that. Bu da güzel. Yazar inanıyor ki, savunuyor ki bilgisayarlar zaman harcatır ve insan ilişkilerine zarar verir. Bakın gene giriş güzel. Bu lafı da ezberlesin herkes bence. Ama bakın geri kalan ne yaptı? Gene yukarıdan yarısı cümlenin yarısını ilk gelişim paragrafından, diğer yarısını ikinci gelişim paragrafının başından birebir aldı. Bu arkadaşlar iyi puan alacak bir şey değil. Bakın özet de var burada. Yani açıklaması da var. İyi değil çünkü kelimeler genel çoğu neredeyse tamamı aynen kopyalanmış arkadaşlar. Demek yapacağımız şey şu kalıpları kullanacağız. Ama böyle copy paste yapmayacağız. Peki başka bir örnek bakalım. Şu olacak mı bakalım. Bu da aynı kompozisyon için yazılmış bir summary. The author argues that. Bak, argue de güzel bir kelime. Yani iddia ediyor ki, savunuyor ki. Bilgisayar hayatımızı kolaylaştırmadı.
insanların sandığı gibi olmadı yani. Ama onun yerine hayatımızın kalitesini kötüleştirdi. Çok güzel olmuş. Niye derseniz, bakın yukarıda hayatımızı zorlaştırdı diyordu. Burada kolaylaştırmadı diyor. Ne yapmış? Kelime oyunu yapmış. Aynı şeyi söyledim ama farklı kelimelerle söyledim arkadaşlar. İşte olay budur arkadaşlar. He thinks that, inanıyor ki, savunuyor ki. Yukarıda ne diyordu? Bilgisayar zaman harcıyor. Burada ne diyordu? Bakın ne demiş? İnsanların zaman harcamasına sebep oluyor. Tekrar söylüyorum. Aynı şeyi anlattım ama farklı kelimelerle anlattım. Yukarıda ne diyordu? İnsanlar arası ilişkileri zedeliyor. Burada ne diyor? Bakın, zarar veriyor, bozuyor. Bakın farklı kelime kullandı. Damage kullandı. Yukarıdakinden farklı kelime kullandı. İşin özü budur arkadaşlar. Bakınız çok güzel bir özet oldu. Çünkü yukarıdaki şeyi özetledi ama farklı kelimelerle, farklı ifadeler. Demek ki author argues that lafını koyacağım ama arkasına ana fikir cümlesini biraz evirip çevireceğim. He thinks that diyeceğim ama destekleri gene evirip çevirip yazacağım arkadaşlar. Olay bundan ibarettir. Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Anlaşıldığı gibi arkadaşlar, özet ya yazarken, ya ilk kutuyu doldururken fikirleri kendi kelimelerimizle yazmamız lazım. İşte bakın anahtar kelime paraphrase, yani orada yazan şeyler arkadaşlar farklı ifadelerle paraphrase, yani bilenler bilir, rewrite yaparak aynı ifadeleri, aynı fikirleri farklı ifadelerle anlatmam lazım. Peki bir cümle nasıl paraphrase yapılır? Aynı cümle anlamı bozmadan nasıl farklı şekilde söylenir? Onunla ilgili başka videolarım var. Oralara başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda ne yaptık toparlarsak arkadaşlar, Versan sınavının summary and opening kısmında verilen essay'in kompozisyon özetini nasıl çıkarabiliriz? Özet çıkarmak için nerelere hızlıca bakarsak oralardan faydalanabiliriz. Bununla ilgili bir video yapmış olduk. Benzer videolarımız devam edecek. Yeni yol arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. İyi olmaya devam edelim. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bildirimlerimizi açalım ki yeni videolarımızdan da haberimiz olsun. Arkadaşlarımızı da haberdar edelim. Başarılar diliyorum.